10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 35 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 35, Sözel, 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi roman ve hikayelerinde tercih edilen temalardan biri değildir? A. Tarihi konular. B. Kölelik. C. Batılılaşmanın yanlış anlaşılması. D. İletişimsizlikten doğan yalnızlık. E. Aşk. Cevap, D. İkinci. I. Mahpeker, Dilaşup'u satın alır. Mahpeker'in Ali Bey'i öldürmek istediğini öğrenen Dilaşup, Ali Bey'e haber verir. 2. Kiralık katil, Ali Bey yerine yanlışlıkla Dilaşup'u öldürür. Ali Bey de Mahpeker'i öldürür, kendisi de hapiste ölür. 3. Mahpeker ve Abdullah Efendi, Dilaşup hakkında dedikodular yayar ve bunları duyan Ali Bey, Dilaşup'tan ayrılır. 4. Mahpeker'in gerçek yüzünü bir vesileyle öğrenen Ali Bey, Dilaşup'la evlenir fakat Mahpeker'in kötülüklerinden kurtulamaz. Ve Ali Bey, Mahpeker adında düşkün bir kadına aşık olunca Ali Bey'in annesi, oğlunu Mahpeker'den kurtarmak için eve Dilaşup adında güzel bir karıyı alır. Umaralanmış cümleler, olay örgüsüne göre sıralanmak istense, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A. İ 4, 2 ve 3. B. 2 İ 3, 4 ve. C. 3, 2, 4 İ ve. D. 4, 3 İ ve 2. E. V. 4, 3 İ 3. Cevap, E. 3. Raskolnikov adında bir genç, işlediği suçlardan önce her şeyi hesapladığını sanmış fakat yanılmıştır. O, insanlık dışı düzene karşı gösterdiği başkaldırının insanlık dışı olduğunu sonradan anlar. Bu olaydan sonra derin acılar içinde toplumdan kopmuşluk duygusunu yaşar, en yakınlarından bile uzaklaşır. İnsanın yalnızca toplum içinde yaşamakla kalmadığını, aynı zamanda toplumu kendi içinde, kendi yüreğinde taşıdığını anlar. Sonya'nın öğüdüne uyarak polise teslim olur. Yazarı, Raskolnikov'un bu öyküsünü bir düşüşün değil bir yükselişin öyküsü sayar. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Budala. B. Delikanlı. C. Kumarbaz. D. İnsancıklar. E. Suç ve Ceza. Cevap, E. 4. O gece Dilber'le beraber bir odada yatan çaresiz, sürekli Kafkasya'dan, kölelikten ağlaya ağlaya bahsediyordu. Bütün insanlık hüviyetini heyecana getiren keder, sesine şiddetli bir etki, diline garip bir anlatma gücü vermişti ki Dilber kölelik yoldaşının bu anlaşılmamış halinden üzüntü duyarak. "Niçin ağlıyorsun?" diye sordukça. "Hiç. Ağlamak köleliğin en büyük hakkıdır. Biz o hürriyete sahibiz," diyordu. Garip şey. Acaba bu biçare çaresizin kalbini kim kırmıştı ki Dilber yatağına girdiği halde yine sürekli mendille gözlerini silerek ağlamasına devam ediyordu? Dilber yatağından kalkarak. Çaresiz. Yalnız dökülen gözyaşları acıdır. Sen hiçbir derdini benden gizlemezken, bu ızdırabının nedeninin için benden saklıyorsun. Memleketinde geçen bir şey mi hatırına geldi? Yoksa çocukken validenin kucağında ağladığını mı hatırladın? Sen kalbini bana açmazsan burada haline hanımlar mı acıyacak, beyler mi ağlayacak? Bu parçaya göre çaresiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Adaletsizlikten yakınmaktadır. B. Hürriyetinden yoksundur. C. İçinde bulunduğu durumdan hoşnut değildir. D. Dilber, arkadaşı ve dert ortağıdır. E. Konuşmaktan çok susmayı tercih etmektedir. Cevap, A. 5. romanda Quasimodo ile Çingene kızı Esmeralda'nın aşkları, bu kişilerin ruhlarında oluşan ikilemler ve tepkiler romantik bir yaklaşımla işlenmiştir. Eserde kişilerin zayıf ve güçlü yönleri bir arada verilmiştir. Akıcı ve etkili bir üsluba sahip olan eserde zıtlıklar belirgin olarak göze çarpar. Eserin anlatımında yazar tarafsız kalmaz, araya girerek duygularını belirtir ve okuyucuyu yönlendirir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. İki Şehrin Hikayesi. B. Notre Dame'in Kamburu. C. Savaş ve Barış. D. Babalar ve Oğullar. E. Vadideki Zambak.
Cevap, B. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 35 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.